Efendim mutlu günler. Başarıya doğru bir kez daha hoş geldiniz. Evet, eğitimi merkezinde bu defa da çok değerli dostlarımla masaya Güzel Sanatlar Fakültesini yatıracağız. Bakalım bu Güzel Sanatlar Fakültesi hangi bölümler var? Türkiye'de sanata ilgi nasıl? Ayrıca çok yakından ilgilenen bir grupla karşı karşıya getireceğim. Gastronomi ve mutfak sanatları. Evet, dikkat edin, gastronomi ve mutfak sanatları ikisi birleştirilmiş. Bu bölümde öğretim nasıl yapılıyor? Peki teorikte ya da pratikte eğitim nasıl yapılacak? Altyapıya baktığınızda acaba yalnızca mutfak mı yetiyor, laboratuvarlar da mı var? İşte tüm sorularınızın yanıtını az sonra başarıya doğru da çok değerli konuklarım size bir anlatacak. Zannedersem aklınızdaki tüm soruları da cevaplandırmış olacağız. Evet konuklarım, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Gülveli Kaya. Diğer konuğumla aynı üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Sibel Özilgen, hoş geldiniz değerli konuklar. Hoş bulduk. Hemen Sayın Kaya, sizinle başlayalım. Şimdi tabii Türkiye'de sanat denilince maalesef biraz üvey evlat muamelesi gören bir grup. Ancak Türkiye'de sanat ortamı, sanat eğitimi nasıl? Bir defa bunu sizden öğrenmek istiyorum. İkincisi ise güzel sanatlar eğitimi için ne gibi şartların bir araya gelmesi gerekir? Buradan yavaş yavaş başlayalım. Sanat eğitimi diğer alanlardan çok farklı bir alanda değerlendirilmesi gerekiyor. Birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Ayrıca sanat eğitimi ve sanat dediğimiz kavram insanın gündelik hayatına ve sosyal varlığına direkt temas eden bir şey olduğu için aslında birçok meslek dallarında herkesin alması gereken bir eğitim. Evet. Ancak tek başına sanat eğitimi verildiği zaman öncelikle bulunduğu şehirden başlamak gerekiyor. Bulunduğu şehirde sanat eğitimi alacak öğrencinin bir müzesinin olması gerekiyor. Operasının, balesinin olması gerekiyor. Tiyatrosunun olması gerekiyor. Sergi salonunun, konser salonlarının olması gerekiyor. Öğrencinin sadece okulda değil, okul dışında da entelektüel olarak beslenebileceği kaynakların mutlaka olması gerekiyor. Erişebilir olması gerekiyor. Ve bunların hemen yanı başında canlı olarak yaşaması gerekiyor. Bunların olmadığı bir ortamda tek başına sanat eğitimi veren bir kurumun olması tek başına yeterli değil. Bunun yanı sıra sanat eğitimi veren kurumun da kendi kurumsal yapısında çok önemi var. Hı. Bir defa eğitim kurumu olmanın sorumluluklarının farkında olması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Tek başına nasıl ki bir şehirde bu saymış olduğum alanların olmadığı bir yerde sanat eğitim veren bir kurumu yalnız kalırsa, aynı şekilde üniversite içerisinde de Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tek başına olmasının bir anlamı yok. Beraberinde onu besleyecek diğer disiplinlerin olması gerekiyor. Bunlar sosyoloji, felsefe, antropoloji, psikoloji gibi sosyal bilimler alanında olması gerekiyor. Peki burada sözünüzü keseyim Sayın Kaya, bunlar olması gerekiyor derken mensubu olduğunuz üniversitede bunlar var mı? Bunlar var. Bunlar var ve bunlarla da ciddi alışveriş içerisindeyiz. Özellikle bu saymış olduğum bölümlerde gerek güzel... Ciddi alışveriş, çift ana dal mı? Çift ana dal, yan dal, seçmeli ders. Bu saymış olduğum bölümlerle direkt çift ana dal anlaşmaları var. Onun dışında üniversitede ortalama yüksek rakamda bir öğrenci sayısı var. 20 bini bulan. Ve bu öğrenciler seçmeli ders olarak Güzel Sanatlar Fakültelerini tercih ediyorlar. Ve seçmeli derslerdeki öğrenci sayımız 1500'ün üzerinde. Niye ediyorlar? Estetik düşünme. Estetik düşünme. Çünkü sadece sanat eğitimi verirken de zaten bütün öğrencilerimizi biz Picasso yapacağı sözü vermiyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Sanat kültürü ve estetik terbiye. Yani öğrencinin ve diğer öğrencilerin de kampüsteki hatta personel dahil hepsinin en azından gözünün iyiye alışık olması gerekiyor. Göz tıpkı burun gibidir. Burun nasıl ki bir ortamda kötü bir koku varsa bir süre sonra o kokuyu almamaya başlar. Göz de kötüye alışır ve bir süre sonra iyi tercih etmemeye başlar. En önemli misyonlarımızdan bir tanesi de budur. Sadece kendi öğrencimize sanat eğitimi vermek değil, toplum içerisinde de sanatın varlığını hissettirebilmek. Peki bir adım daha ileri gidelim. Hangi bölümler vardır? Gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz. Ona biraz sonra değineceğim, ona gireceğiz. 6 tane bölüm var. Grafik, moda ve tekstil tasarımı, plastik sanatlar, sanat yönetimi ve tiyatro bölümü. Burada bir dakika. Şimdi tamam, diğer bölümler başka devlet ve vakıf üniversiteleri olabilir. Sevgili dostlar, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bu bölümleri çok değerli devlet ve diğer vakıf üniversiteleri yer var. Özel yetenek sınavıyla bunlara girersiniz. Hangisini kalbiniz kabul ediyorsa ve yeterli puan alıyorsunuz, gireceksiniz. Yalnız ben burada bir özelliği yakaladım, onu soracağım. Plastik sanatlar diyorsunuz. Plastik sanatlar
sanatları hemen hemen güzel sanatların birçok fakültesinde yer almıyor. Bence şöyle bir eksik var ki biraz evvel sizinle de onu konuşuyorduk. Örneğin bir fen açıldığı zaman matematik bölümünün olmaması gibi plastik sanatları olmamasını ben eşdeğerle görüyorum. Siz ne dersiniz? Söylediklerinize aynen katılıyorum. Plastik sanatlar ve resim bölümü bu tür bölüm, bu bölüm sanat eğitiminin merkez disiplinidir. Salt sanat eğitimi verir ve diğer sanatın içerisinden doğan tasarım bölümleri de bu bölümün varlığından beslenir. Bu bölüm aynı zamanda öğrenci tercihlerinde de bizzat bilinçli olarak gelen öğrencilerin tercih ettiği bölümlerdir. Çok fazla kontenjanı olan bir bölüm değildir. Kurumsal anlamda da biraz önce bahsettiğim eğitim kurumunun sorumluluklarından bahsetmiştim. İşte bu tür merkez disiplinlerin olması gerekir ki oradaki bu bütünü etkileyen bir bölümdür. Diğer tüm bölümlere gerek ortak ders, gerek çift ana dal, gerek yan dal, gerek de seçmeli dersler anlamında besleyen ana disiplin burasıdır. Salt sanat eğitimi verir, herhangi bir endişesi yoktur. Beğendirmek, beğenilmek gibi bir endişesi yoktur. Ancak o ortamda yaratıcılık zenginleşir. Evet sevgili dostlar, ekran başına geçen dostlar için bir kez daha uyarmak istiyorum. Konuklarım Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Gülveli Kaya, yine aynı üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Sibel Özgin'le sohbete devam ediyoruz. Şimdi Sayın Özilgen, size gelelim. Şimdi burada ilk soru biraz sizi şey yapabilir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, tamam, üniversitenize ilk Türkiye'de kurulan bir bölümdür. Amacı biraz sonra söyleyeyim. Bunları size soracağım da Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde yer almak nasıl bir duygu? Çoğunlukla, yani çok üniversite, birçok üniversitede değil çünkü bu. Birçok üniversitede değil. Bizim bir başka özelliğimiz bu zaten. Hani Türkiye'de ilk kurulan gastronomi ve mutfak sanatları bölümüyüz ama aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi altında olan ilk gene gastronomi ve mutfak sanatları bölümüyüz. Demin hocamın da söylediği gibi biz olaya mekanik olarak bakmıyoruz. Evet. Estetik bakmayı, estetik düşünmeyi ve kendi hayallerimizi de işin içine katabilmeyi öğretiyoruz öğrencilerimize. Belli kalıplar içerisine sıkıştırmadan kendi dokunuşlarımıza, mesela bir tabak süslemeyi ya da o sunulan tabağı süsleme olarak görür birçok kişi ama bizim için bir tasarım artı hayalin, estetiğin tabağa yansıması. Peki sevgili hocam, ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben geldim sizin karşınıza, konuştum. Evvelden özel yetenekli alıyordunuz. Aha. O zaman bence, yani daha şimdi burada herhangi bir eleştiri de yapmıyoruz ama bence özel yetenekli gelen öğrencilerin hayal güçleri daha kuvvetli olmalı. Aha. Puanla gelenler biraz daha A, B, C, D şıkkına sıkışmış bir gruptur. Ama bu tabii ki YÖK'ün kararıdır. Biz de buna uymak zorundayız. Şimdi burada şuraya size getirmeye çalışıyorum. Efendim ben geldim, siz bana sordunuz. Niye bu bölümü seçtiniz? Ben yemek yapmayı çok seviyorum dersem ne yaparsınız? Şöyle diyoruz yani... Güle güle, yolun açık olsun falan mı? Şöyle diyoruz yani, evinizde de yemek yapabilirsiniz. Bu interdisipliner bir iştir. Gastronomi ve mutfak sanatları. Amaca giriyoruz, buyurun. Evet. Gastronomi ve mutfak sanatlarını, evet, iki ayrı bilim dalını biz tek bünyede birleştirdik. Programımızın işletme, kültür, pozitif bilimler gibi farklı ayakları vardır. Öğrencilerimiz bu farklı alanlarda, branşlarda ders alır ve buradan yürürler. Bunların hepsinin kombine edilip son ürüne dönüştürüldüğü tabii ki bir de pratik ayağımız vardır. Bizim kuruluş amacımız Türk mutfak kültürünün korunması, kayıt altına alınması, yenilikçi bir bakış açısıyla tekrar yorumlanarak uluslararası alanda temsil edilmesi ve tanıtılmasıdır. Peki burada başka bir şey diyeceğim ben. Biraz sonra ilkleriniz var çünkü yaşadıklarınız. Bunları size soracağım da. Bu gastronomi ve mutfak sanatlarını seçerken öğrenciler, şimdi adaylar da var yani sonuçta bir dahaki yıl üniversiteye gidecekler. Yalnızca böyle mutfaklara falan bakıyorlar. Niye araştırma yapmalısınız? Mesela bana göre biyoloji laboratuvarının araştırması gerekir diye düşünüyorum ben. Valla Sait Bey, hangi alanda olursa olsun, benim alerjim var, kusura bakmayın. Tamam, onu baştan konuşup lütfen buyurun. Şimdi hangi alanda olursa olsun akademik kadroya bakmak şart. Peki akademik kadroya ikiye ayrılır mı? Akademisyenler ve profesyoneller. Şimdi ayrılır ama şöyle de bir şey var. Şimdi bizim kadromuza baktığınız zaman bizim kadromuz akademisyenlerden artı bu işin profesyonellerinden, yarı zamanlı tam zamanlı profesyonellerinden oluşur. Teorik derslerimizdeki beklentilerimiz farklıdır, pratik derslerimizdeki beklentilerimiz farklıdır ama mutlaka bir akademik altyapı bekleriz. Ders verecek olan, derse girecek olan hocalarımızın olaya mutlaka akademik yaklaşmasını bekleriz. Artı profesyonellerden
destek alırız. Mesela bizim Türk Yara Mutfakları dersimiz var. Tamam. Biz o ders kapsamında annelerimizi, ninelerimizi bölgede yemek kültürünü çok iyi bilenleri dersimize davet tamam, ederiz. Esas profesyonel onlar tabii, işte. Tabii işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani. Asıl profesyoneller tabii. Onlar. Şimdi onları davet ederiz. Bu dersin yapısına, dersten beklentinize, amacınıza, vizyonunuza ve misyonunuza dahi bakarak bir bütün olarak biz akademik programı ve akademisyenlerimiz, akademik kadromuzu oluşturduk. Yani biraz da şuraya girelim. Hani o havuzun altında yapılan mutfak falan var. Yani mutfak laboratuvarlar nasıldır? Nasıldır? Bizim üç havuzun altı derken kampüsün içerisindeki havuzdan bahsediyorlar. Şaşırmasınlar inşallah. Koskocaman zaten evet. Laboratuvarlarımız, evet. Yani mutfaklarımız var. İç içe geçmiş 3 tane mutfağımız var. Şimdi biz şuna dikkat ettik. Yeditepe Üniversitesi'nde temel olan odak noktası eğitimdir. Yaptığımız her şeyi eğitim odaklı yaparız. O mutfaklar da kurulurken öğrencilerimiz mezun oldukları zaman, profesyonel hayata atılıp kendi kanatlarıyla uçmaya başladıkları zaman çalışacakları mutfakların birebir aynısıdır. Aynı yasayla yapılmıştır. Bu da eğitimin bir parçasıdır. İki tane sıcak mutfağımız, bir tane de pastane mutfağımız vardır. Ve burada... Bu ama endüstriyeldir ve birebir aynıdır. Birebir aynıdır. Birebir aynıdır. Tamam. Endüstride olması gereken. Aynı zamanda biz beslenme diyetetik bölümü, gıda mühendisliği bölümü ve üniversitemizin içindeki diğer bölümlerin laboratuvarlarından da farklı derslerimize destek alırız. Mesela bizim duyusal analiz dersimiz var. Gıda mühendisliğinin duyusal analiz laboratuvarları var. Orada yapıyoruz mesela derslerimizi. Peki ben hemen Sayın Kaya'ya geçiyorum. Şimdi tabii üniversiteler arasında fakülteler var. Güzel Sanatlar Fakültesi var ama her yerinin bir yoğurt değişikliği var. Örneğin ben bir öğrenci olarak sizin Güzel Sanatlar Fakültesi niye seçeyim? Ama öncelikle bölümleri bir kez daha deklare edin ve neden? Şimdi bölümler grafik tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, plastik sanatlar, sanat yönetimi ve tiyatro bölümümüz var. Bunların sadece içerisinde gastronomi mutfak sanatları bölümümüz puan alıyor. Diğerleri özel yetenek sınavıyla alıyor. Birincisi sınavımız çok önemli bizim. Çok ciddi bir sınav yapıyoruz birkaç aşamada. O sınavdaki gözlemlerimizde de şununla karşılaşıyoruz giren adaylarda. Ben sizin sınavınıza güvendiğim için geliyorum. Burayı tercih etmeyeceğim, şurayı tercih edeceğim ama bu sınava güveniyorum. Bu çok önemli bir şey. Doğru. Kurumsal yapı açısından ve inanılırlığı artıran bir şey. Arkasından eğitimci kadromuz. Uzun süredir birlikte çalışan bir eğitimci kadromuz var ve bunların içerisinde de bugün Türk sanatının yaşayan çok önemli isimleriyle birlikte çalışıyoruz. Bizzat ben kendim de o isimlerin hani tezgahından geçtim. Orada yoğruldum ve o ekolün taşıyıcısı olarak ben de onu ileriye götürmeye çalışacağım. Akademik kadro, deneyim ve altyapı. Altyapıda da kurumun sanata olan samimiyeti çok önemli. Buradaki samimiyet sözcüğünü özellikle kullandım. Lütfen. Çünkü sanat böyle bir özel tercih gerektiren bir şeydir. Fakülte bazında talep ettiğimiz hiçbir şeyi gerçekleştiremiyoruz diyemeyiz. Hı hı. Çok önemli atölyelerimiz var. Bugün ortak atölye olarak kullandığımız Türkiye'de hatta Avrupa'da örneği görülemeyecek bir desen atölyemiz var, çizim atölyemiz var. Bu üniversitenin tüm öğrencilerine açık. Hı hı. Ders yapılırken bile herhangi bir öğrenci gelip burada çalışabilir. Bunun yanı sıra özgün baskı atölyelerimiz, bilgisayar atölyeleri güncellenerek kendisini geliştirmekte. Ve tabii ki de en önemli şey bir kurumun en önemli sembolü mezunlarıdır. Mezunlarımızın bulunduğu pozisyonlar ve yapmış olduğu şeyler. Ne kadarı kendi işlerini devam ettiriyor, ne kadarı kendi işlerinin dışında başka işlere gitmiş ve geri üniversiteleriyle barışıklar mı, geri dönüyorlar mı? Bu kriterler çok önemli ve bununla ilgili hem kurumsal olarak hem fakülte bazında da gerek mezunlarımızla gerek var olan öğrencilerimizle de her yıl düzenli birliktelikler sağlıyoruz. Peki yurt dışında böyle belirli bir çizgiye gelmiş başarı gösteren mezunlarınız var mı? Varsa nerelerde? Var. Bunlar İngiltere'de mezunlarımız var. Tercih ettikleri belli ülkeler var zaten mezunlarımız. Özellikle lisansüstü eğitimlerini devam ettirmek için. Bununla ilgili olarak da hem üniversitenin hem de fakültemizin gerek exchange programlarında gerek Erasmus programları çerçevesinde gidip tanıdıkları kurumlar oluyor. Ve lisansüstü eğitimlerinde aynı öğrenciler genellikle o kurumları tercih ediyorlar. Şu anda onların bir isim listesi var. İsimlerini buradan
teker teker zikredince. Ama gittikleri yerler. İngiltere, Amerika, Kanada ve Güney Avrupa ülkeleri. İspanya, İtalya. Yani evet. Daha çok sanatı koklayabilecekleri yerleri tercih ediyorlar. Bunun paralelinde de yeni bir şey başlattık. Özellikle sanat eğitiminde ders kitabı niteliğinde de kullanabileceğimiz önemli yayınları telif hakkını alıp kendi üniversitemizin yayın evinden yönetmeye galiba. Bir tanesini evet, St. Petersburg Üniversitesi'nden önemli bir anatomi kitabını Türkçeleştirip yakında önemli yayın evlerinin raflarında görebilirsiniz. Evet. Ben şurada bir buyurun. Şey söyleyebilir miyim bu mezunlarla lütfen. İlgili? Bu sene dünyanın en iyi restoranı seçilen Eleven Madison Park'ta oranın ekibinde bizim bir mezunumuz var mesela. Bu çok büyük bir başarı. Gastronomi Mutfak Sanatlar bölümünün diyorsunuz. Evet. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde var. Evet. Peki efendim sevgili dostlar, sohbetimizde Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Gülveli Kaya ve Gastronomi Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Sayın Sibel Özilgen'le devam ediyoruz. Şimdi ilk açılansınız Türkiye'de bu konuda, bölümde. Peki bir de tabii ilk açılışı, ilkleri yaşadınız. Bu ilkleri bize paylaşsanız. Bizim hala ilklerimiz ve teklerimiz var. İlkler ve tekleri paylaşın İlklerimiz o zaman. İlklerimiz ve teklerimiz peki, var. Peki öyle olsun. Biz şimdi dedik ki Türk mutfak kültürünü korumak, kayıt altına almak amacıyla yola çıktık. Biz UNESCO altında ikiz üniversiteler ağları vardır. UNESCO UNITIV'in ağları. Biz UNESCO UNITIV'in Türkiye'deki tek resmi ortakları arasındayız. Fransa kürsüsünün ve İspanya kürsüsünün ortakları arasındayız. Bu iki ülkenin üniversitesiyle işbirliğimiz var. Türkiye'de patenti olan, bildiğim kadarıyla dünyada da patentli ürünü olan tek gastronomi ve mutfak sanatları bölümüyüz. Ayrıca uluslararası alanda bir Türk tarafından yazılmış ve Amerika'da basılmış ilk Culinary Science Textbook bizim bölümümüzden, bizim bir hocamız tarafından yazıldı. Jamie Oliver'ın her sene aynı günde yapılan bir sosyal sorumluluk projesi vardır. Obeziteye karşı farkındalık yaratmak için Food Revolution programı. Biz bu programı geçen sene geleneksel bir ürünümüzle hem video hem poster olarak gene Türkiye'den katılan tek ve ilk gastronomi mutfak sanatları bölümüyüz. Bizim ayrıca bir de dünyanın en önemli pastacılık okullarından Alain Ducasse Pastacılık Okulu ile bir işbirliğimiz var. Bu işbirliği kapsamında başarılı olan öğrencilerimiz burada ve orada bir sınava tabi tutulurlar. Yine belli bir ücreti var bunun da. Fransa'ya yollanır. Orada da bir şatoda pastacılık eğitimi alırlar. Yolu bu başarılı olan büyük bildiğiniz, tanıdığınız şeflerin bir şekilde yolu bizim bölümümüzden geçmiştir. Peki Sayın Hocam, iki tane 60'ar günlük zorunlu stajınız var da burada bir şey soracağım size. Şimdi öğrenciler, yani ben okudum internette, oradan şey yapıyorum, web sayfanıza. Yalnız bıçak ve önlüklerini alırlar diyorsunuz. Ne demek bu? Şöyle diyoruz, biz diyoruz ki Yeditepe Üniversitesi'ne giren öğrenci 4 yıl boyunca sadece ömrü boyunca kullanacağı bıçağını ve üniformasını alır. Onun dışında bütün masrafları bizim tarafımızdan karşılanır. Peki bu zorunlu staj takibi nasıl oluyor tarafınızda? Bu şimdi, önemli bir birincisi, olay. Evet, birincisi biz bütün ilişkilerimizi, hoca-öğrenci, hoca-hoca, öğrenci-öğrenci, bütün ilişkilerimizi biz güven üzerine kuruyoruz. Biz öyle bir eğitim veriyoruz ki gittiği zaman zaten sonuna kadar hakkıyla yapacağına eminiz onu. Ama stajlar için belli kurallarımız var, bir yönergemiz var, beklentilerimiz var. O beklentileri karşılayan kurumlara öğrencilerimiz yurt içi ya da yurt dışında yolluyoruz. Öğrencilerimize bunu veriyoruz. Diyoruz ki biz bunları bekliyoruz. Kendilerinin bulmasını istiyoruz. Çünkü iş aramanın ilk kuralıdır bu. Değil mi? Kendin çıkacaksın, kendini arayacaksın, kendi evet. kanatlarınla uçmaya çalışacaksın. Çok gerekirse biraz şöyle arkalarından itiyoruz ama... Yani bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Peki sevgili hocam, bu bölümden mezun aç kalmaz değil mi? Yemek olduğuna göre. Bunlar çalışma alanları nedir? Onu bir söyler misiniz? Biz bir yemek pişirme bölümü değiliz. Evet, mezunların çalışma alanları. Ulusal uluslararası restoranlarda, otellerde çalışabilirler. Benim çok büyük hayalim de bölüm başkanı olduğum zaman büyük fabrikaların araştırma geliştirme bölümleri var biliyorsunuz. Bu geleneksel makarnalar, çorbalar yapıyorlar. O araştırma geliştirmelere girdiler. Orada çalışıyorlar. Öğretim üyesi olanlar var. Şu anda mutfakta çalışıyorlar üniversitelerin gibi gibi. Peki. Efendim sohbetin sonuna geldik. Çok değerli konuklarım.
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Gülveli Kaya ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Sibel Özilgen'di. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın dostlar, yarın günlerden salı saat 16.25. Yarın salı 16.25'te tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu bir akşam diliyorum.